Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani dörtgenler ve çokgenlerin 17. videosundayız. Karenin ilk videosu yani birinci videosundayız. Kareyi toplamda 2 videoda halletmeyi planlıyorum. Şimdi ilk videonun pdf'ine daha doğrusu birinci ve karenin tüm pdf'ine bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak kare başlığını görürsün. Orada pdf üzerinde zaten onu indirirsin. Hadi bakalım indirdiysen çıktısını aldıysan Kalemin de hazırsa sen de hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle tanımıyla başlıyoruz. Tanımı aslında dikdörtgen yani dikdörtgenin özel bir hali. Kenar uzunlukları eşit olan dikdörtgene denir. E o zaman kenar uzunlukları eşit olan dikdörtgene kare deniyorsa eğer dikdörtgendeki tüm özellikler burada geçerli mi? Aynen öyle. Aynı zamanda dikdörtgende özel bir paralel kenardı paralel kenarın özelliklerine taşıyor. Şöyle kareye bakacak olursak hocam çok az özellik var diyen arkadaşlarınız olabilir ama dikkat et hem paraya kenarın özelliğini sağlıyor hem dikdörtgenin özelliğini sağlıyor hem eşkenar dörtgenin de özelliğini sağlıyor diyebiliriz burada. E o zaman buradaki özellikleri topladığınız zaman bir de karenin de ekstra özellikleri de var ya onları da koyduğunuz zaman bir sürü özellikle karşılaşabiliyoruz. Ve burada arkadaşlar şunu söyleyeyim şöyle genel itibariyle baktığınız zaman şimdi paraya kenarın özelliğini sağlıyorsa öncelikle bu konuşmalar çok önemli. Paraya kenardaki gibi yaptığımız hani karşı kenarlar paralelken oranda varsa Temel orantı kelebek benzerliği karşımıza çıkıyordu. Demek ki burada benzerlikle uğraşacağız. Alan konusu zaten alan dağıtma falan filan her yerde karşımıza çıkıyor. Alan karşımıza çıkacak. Şuraya baktığınız zaman 45 derece var. Özel açı mantığı karşımıza çıkabilir. Köşegenler dik kesiyor. 90 dik üçgen zaten her yerde karşımıza çıkıyordu. 90 derece yani dik üçgen ve özel üçgenler karşımıza çıkabilir. Yani şöyle baktığınız zaman üçgenlerin içerisindeki her özellik yani her konu yani açıortay da var, açıortay konusu da işin içine girebilir. Her konu karşımıza çıkabilir ve paralel kenardaki dikdörtgendeki eşkenar dörtgendeki soru tiplemelerinin hepsi de karşımıza çıkabilir. O yüzden karede gerçekten baktığınız zaman eski bilgileriniz olmazsa çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Şimdi karede köşegenler dik kesir demişiz ve köşegenler açı ortaydır demişiz. E zaten bu eşkenar dörtgen aynı zamanda bütün kenarları eşit olan bir dörtgen değil mi bu? Evet eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiyordu ve açı ortaydı. Hatta ben çizerek şunu göstereyim istersen. Kare bir dikdörtgen ya aynı zamanda. E dikdörtgende dikdörtgenin de özelliklerini sağlıyor. Dikdörtgende köşegenler nasıldı? Hocam birbirini ortalıyordu ve birbirine eşitti. E şunları şöyle çizince hocam burada ne var? Şu Burada ne var? Köşegenler birbirini ortaladı. Aynı zamanda şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. X kenar dik üçgenden dolayı burası 45 derece oldu. Hocam burası da 45. Aynı şekilde X kenar dik üçgenden dolayı burası da 45, burası da 45 oldu. Hatta burası da 45, burası da 45, burası da 45 oldu. 45, 45, 90 üçgenden burası da 90 derece oldu. Köşegenler dik kesmiş oluyor arkadaşlar. Köşegenler de birbirine eşit oluyor. Ee, şuradaki parçalar da birbirine eşit. Hatta şuraya O yazacak olursak O, A, O, B bu dik dörtgenden dolayı biliyoruz ama Olsun yine de yazalım. OC ve OD de eşit. Hatta köşegenler de birbirine eşit. Şimdi ne yapalım? Örneklere başlayalım bakalım. Evet. Tabii ki ilk önce açı sorularıyla başlıyoruz. E, ee, ABCD kare demiş. E kare demişse açı soruda soruluyorsa düzgün çok yerlerde de hep yapıyorduk zaten. Ne yapıyorduk? Bu eşitleri mutlaka yazıyoruz. Bir de ADE eşkenar üçgen demiş. Yani şurada eşitliği de yazınca. A ne çıktı burada? Ekstra bir eşitlik çıktı. Madem şu bir eşkenar üçgen. Hocam eşkenar üçgen olduğu için açılarımız kaçar derece? 60'ar derece. 60 60 60'ları yazdık. E, tamamı 90 olduğundan buraya 30 kaldı. E, x kenardan dolayı tepe açısı 30 ise 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. 75 75 mi yapar? Evet. E x'i de böylelikle 75 derece olarak buluruz. Evet örnek 1 75 çıktı geldik örnek 2'ye. Şimdi kare demiş 25 ve 25 dereceler var elimizde. Hocam 25 90 ise buraya 65 kalır. Hocam 25 90 ise burası da 65 mi yaptı? Evet. E sonra ne yapacağız hocam? Hiçbir şekilde geçiş yapamıyoruz gibi. Ama dikkat et şu üçgen de 25-90'lı bir üçgen. Bu üçgen de 25-90'lı bir üçgen değil mi? Evet. E, kare olması tanımını kullanalım. Şöyle kenarlar birbirine eşit. Hocam şu 25-65-90'lı üçgen bu da öyle. 65'in karşısındakiler de birbirine eşit mi? Eşit. E, dolayısıyla bunlar ne olmak zorunda? Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğundan bunlar eş üçgen değil mi? Evet. Özellikle karede eş üçgenle de çok uğraşacağız. Hatta biraz önce konuşurken e, ee, şeyi söylemeyi unuttum. Dikdörtgen içerisinde e, 90 dereceler varsa alfabeteye dalıyorduk ya. Burada da benzerlikte o alfabete benzerliği de karşımıza gelebilir. Hatta karede genelde eşitle uğraşacağız. E buraya baktığım zaman bunlar eş üçgen oldu. O yüzden 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenar da eşit değil midir? Evet. E 25, 25, 50 buraya 40 kaldı. Tepe açısı 40 ise 180'den 40 çıkart. 140, 2'ye böl. 70, 70 yapar. E dolayısıyla x de böylelikle 70 derece olarak buluruz. Örnek 2'ye 70 çıktı. Geldik örnek 3'e. Şimdi kare demiş. E, kare tanımını kullanalım kardeşim. Şu kenar uzunluklarının eşitlerini gösterelim. Aa ne oldu? Burada bir ikizkenar üçgen çıktı hocam. Ama açım açıyor. E, var aslında. Şurada ne var arkadaşlar? E karede köşegen olduğu için hocam burası 45 45 diyebiliriz ya da ikizkenar dik üçgenden dolayı 45 45 90 yazabilirim. Dolayısıyla burası da 45 oldu. X kenarın tepe açısı 45. Hocam 180'den 45 çıkartırsam 135 2'ye bölersem 67,5 67,5 yapar. E sonra buradaki açılar toplama yani 67 buçuk ile x'in toplamı da 90 olacağından x de böylelikle 22 buçuk derece olarak buluruz. Örnek 3 22 buçuk geldi geldik örnek 4'e. Evet yine kenarla başka bir yerde eşitlik verilmiş tanımını kullanalım. Kare dediği için eşitleri yazdık. A hocam ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Tamam. E burası 65 derece ise burası kaç derece yapar? 25 derece yapar. Çünkü 90'a tamamlayan açısı. İkiz kenar olduğundan dolayı hocam burası da 25'tir. E 25 25 50. Şu açının tamamı kaç yapar? 130 yapar. E burası 90 derece ya. 90 artı x eşittir 130 ise x ile böylelikle 40 derece olarak buluruz. Geldik örnek 5'e. Evet her çeşit soruyu yazdım arkadaşlar sıkıntı yaşamayın diye. ABCD karesi A köşesi etrafında döndürülüyor. Arkadaşlar hep söylerim. Kalem döndürdüğümüzde aynı kalem mi? Aynı kalem. Yani döndürme sorularında eşitlere dikkat edeceksiniz. Hocam bu bir kare tanımını kullanalım. Bütün kenarlar eşit ve açılarımız kaçar derece? 90'ar derece. Burası da 90, burası da 90, şurası da 90, burası da 90 mı? Evet. Sen bunu döndürdün. E, döndürdüğün zaman bu kenar bu kenara geldi. Yani burası da eşit değil mi? Ya da aynı kare olduğundan burası da çift çizgi değil mi? Evet. Ne çıktı burada? Aa hocam burada bir x kenarlık çıktı. Ve bu arada kaç derece döndürmüş bu? 40 derece. Bak önceden senin karen nasıldı? Şu şekilde. Döndürünce buraya geldi. Yani senin döndürme açısı. Hop şurası değil mi? Evet. Burası olduğu için döndürme açısı. E o zaman buradaki açımız kaç derece yapacaktır? Tam olarak şuradaki açısı 40 derece yapacaktır. Çünkü döndürme açısını 40 derece vermiş bana. Şu D, D üstüne gelirken ki dönme açısı. Yani şuradaki açı arkadaşlar. E 40. X kenarlık var burada. Döndürmede de eş yapı olmasını kullanmayı lütfen ifade etmeyin. E, 40 ise 180'den 40 çıkart. 2'ye böl. Yani 142'ye 2'ye böldüm. 70, 70 çıkar. E hocam tamamı 90 ya. 70 artı x eşittir 90 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz. Yani örnek 5'in doğru cevabı 20 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Evet yine ABE ve BCF eşkenar üçgen demiş. Bir de bu kare demiş. Karede eşitleri şöyle yazalım. Hocam. A, B, e eşkenar üçgenmiş. Hemen şu eşkenar üçgen bir kenar çift çizgi, ya, çift çizgi, çift çizgi diye yazdım. Bir de BCF de bir eşkenar üçgen. Hocam bak dikkat et. Şurası da karenin bir kenarı. Şurada bir eşkenar üçgen verilmiş. O zaman burada da çift çizgi, çift çizgi gibi olacak. Evet. Açıları yazalım. 60 60 60. Bunu da tamam atmış. Hocam burası da 60, burası da 60. E buraya 30 mu kaldı? Evet. Bak şuradaki üçgene ne var? X kenar mı çıktı? Evet. Yani burada x kenar. Hatta burası 90 derece olduğu için x kenar dik üçgen oldu. E açılarımız kaçar derece? 45-45. E bu da 60 derece değil mi Eşkenardan kenardan dolayı? Evet. X artı 45 eşittir 60 olduğundan x'i de böylelikle 15 derece olarak buluruz. Örnek 6 15 oldu. Geldik örnek 7'ye. Evet. Şurası 25 derece verilmiş. O zaman burası kaçtır? 65 derecedir. E hocam karede bu köşegen değil mi? E, köşegen ya da şunlar birbirine eşit. Hocam 90 derece ikiz kenar dik üçgenden dolayı. Burası da 45-45 yapmaz mı? Yapar. E sonra ne yapacağız? Sonrasında arkadaşlar burada iki iç açı bir dış açıdan şuradaki açıyı bulurum. Yani 45 ile 25'i toplam burası 70 mi yaptı? Evet. Hocam burası da 70'tir. İki farklı çözüm yöntemi var. Dikkatli dinle şimdi. Hocam bir tanesi şu. Şu üçgene dikkat et. Bir de şu üçgene dikkat et. Şimdi şurada kaçı yine 45 derece değil mi? İki farklı çözüm yapacağım sana. Lütfen dikkat. Burası da 45 derece değil mi? Evet. Burası da çift çizgi. Bak şurası yuvarlak. Şu sarı üçgenler birbirine eş oldu. Niye? 45'in kolları çift çizgiye yuvarlak. 45'in kolları çift çizgiye yuvarlak. Olduğundan eş üçgen mi çıktı bunlar? Evet hocam eş üçgen. Niye? Kenar açı kenardan eş. E o zaman burası 45 25 yani burası 70 yazdık ya. Burası kaç çıkar? 110. O zaman çift çizgi gören 110sa çift çizgi gören 110'dur. O zaman burada kaçı da kaç çıkar? 70 derece çıkar. Birinci çözüm yöntemim bu. İkinci çözüm yöntemim ne? Hemen şöyle gösteriyorum arkadaşlar. İkinci çözüm yöntemim de şu. Arkadaşlar soruda köşegen var. E köşegen varsa burada bir işlem yapmam gerekiyor benim. Ne yapabilirim? Genelde köşegen varsa diğer köşegeni de biz çizeriz. Çünkü köşegenlerin köşegen var ya köşegenler dik kesiyor. Ve birbirini ortalıyor değil mi? Şöyle şöyle. Aa hocam şurayı biraz önce ne bulmuştuk? Burası 45 ken burayı 70 bulmuştuk. Hocam şu üçgene dikkat edecek olursak eğer ne çıktı burada arkadaşlar? Hocam burada bak dik tabanı keş parçaya böldü. Ne oldu o zaman burada? Bu bir ikizkenar üçgen mi oldu? Evet. İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Dolayısıyla x'i e de böylelikle 70 derece olarak buluruz. Evet iki çözüm yöntemi istediğiniz yerden çözebilirsiniz arkadaşlar. Geldik örnek 8'e. AC ile DE birbirine eşit verilmiş. Bak alakasız yerde eşitlik var. Daha öncesinde dikdörtgende de yapmıştık. Bak köşegenle alakası yerde bir eşitlik var. E ne yaparız? Köşegenle alakası yerde bir eşitlik olunca diğer köşegeni de biz çizeriz. Özellikle köşegenlere eşit olan dörtgenlerde yapıyoruz bunu. Nerede? Dikdörtgende, karede. Hatta ikizkenar yamukta da biz bunu yaptık arkadaşlar. E burada köşegenler birbirine eşit değil mi? Evet hocam şu parça ile şu parça eşitlenmişti. E köşegenler birbirine eşit. Şu köşe Şu köşegenin geldi. gösterince. A burada ne çıktı? Bir ikiz kenar üçgen çıktı. Çünkü normalde şununla şu eşitti. E bununla da bu eşit ya. Şunlar da birbirine eşit oldu. İkiz kenar. Hocam karede köşegen çizdik. Köşegen 45-45 diye parçalıyor. E burada kaç kaç çıktı? 80 derece oldu. İkiz kenardan dolayı burası da 80'dir. 80-80-160'dan burası 20 oldu. Ve şu açılarda 45'er derece olacağından dolayı e hocam x artı 20 eşittir 45 derece olduğundan x de böylelikle 25 derece olarak buluruz. Evet örnek 8'i böylelikle 25 bulduk. Geldik örnek 9'a. Şimdi abk doğrusal demiş tamam. O zaman bu doğrusal demesi ne demek? Burası 90 sa burası da 90 derece demek değil mi? Evet. AC ile BK birbirine eşit verilmiş. Bak dikkat et yine biraz önceki soru gibi. AC ile BK bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Hemen ne yapıyoruz? Diğer köşegeni biz çiziyoruz. Hop çizdik. Köşegenler nasıldır hocam? Birbirine eşittir. Hop köşegenlerin eşitliğini gösterelim bak. Normalde bununla bu eşit oldu. E bununla bu eşitti. E şimdi bunlar birbirine eşit mi oldu? Evet hocam. E köşegen çizdik ya buradaki açılarımız 45-45. E burası da 45 burası da 45. Ama benden şuradaki x açısı isteniyor. Şimdi şu x kenarlığa yoğunlaşayım. Hocam bu ikizkenar kenar üçgende nedir? Taban açıları birbirine eşittir. Taban açısı şuradaki açıyla buradaki açı eşit. Ve bu üçgende iki iç açı bir dış açı. Yani iki tane noktanın toplamı 45 ise bir tane nokta 22.5 mi yapar? Evet. Ya da ister alfa alfa de 2 alfa 45 ise alfa 22.5 derece çıkar diyebilirsin. E sonra benden x isteniyor Hocam x nerede? X bak büyük üçgende. Yani büyük üçgenin açıları olmasına bakacaksın. 45 var. 22.5 var. Bir de x var. Bu toplam 180 ise Burası kaç yaptı? 67,5 yaptı. E o zaman x de 180 x 67.5'tan 112,5 mu geliyor? Evet cevap böylelikle 112,5 oldu arkadaşım. Geldik özelliğe. Şimdi arkadaşlar şu özellik zaten tanım, tanımda da söylemiştik. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Eşkenar dörtgende de söylemiştik. Eşkenar dörtgende işimiz yani köşegen verilmişse işimiz gücümüz nedir demiştik size? Köşegen. Çünkü köşegenlerin dik kesmesi gibi özel bir durum vardı. Aynı şeyi ispatı biraz önce tanımda da yapmıştım köşegenler dik kesiyor ya hatta buralarda açı ortay ya 45-45 olduğundan dolayı aynı şekilde karede de bir köşegen verilmişse diğer köşegeni de çizmek çok mantıklı. Çünkü köşegenler dik kesiyor özel bir durum. Hatta bununla ilgili bir tane soruyu bak şurada da çözmüştük hatırlatayım bak köşegen verilmişti bir köşegen varsa diğer köşegeni de çizmek mantıklı sonuca ulaşamıyorsak burada da yapmıştık zaten. E burada da köşegenlerin dik kesmesi eşkenar dörtgendek gibi özel bir durumdur. E burada köşegen verildiğinde diğer köşegeni çizeriz. Bazen de özel içi mantığında kullanırız. Ama köşegen çizmek gerçekten ama gerçekten önemli. Eğer köşegen varsa. Hatta sana bir şey daha söyleyeyim. E bir de ben sorularda 15 ya da 75 görürsem eğer gördüğünde. Biz 15 ile 75 ile ilgili bir özel üçgen bilmiyoruz. Hani bilsek bile 15, 75, 90 üçgenini kullanıyoruz. Haşa 4 haş. Nerede 15, 75, 90 üçgeni? Ama dik kenarından öbür dik kenara geçiş biraz sıkıntılı. Var da ispatı da var aslında özelliği de var aslında ama gerek yok. Biz bunu genelde kullanmıyoruz. O yüzden karede de 15 ya da 75 derece gördüğün zaman da bir köşegen çiz. Düşünsene 75 derece var elinde. E sen bir köşegen çizdiğin zaman 45 oluyor ya 75'ten 45 çıkart. Özel bir açı geliyor. Ondan dolayı. Ne zaman bir köşegen çizecekmişiz? Bir köşegen varsa ya da soruda 15 ya da 75 derece varsa kesinlikle ama kesinlikle köşegen çiz. Acayip işine yarar. Sonuca hemen ulaşırsın. Bu arada çevresi nedir? 4A'dır bu karenin. Değil mi? Alan nedir? Alanda hocam dikdörtgendeki gibi A çarp B ya A çarp da neye eşit oluyor? A kareye eşit oluyor zaten. çevre alan muhabbeti de zaten kolay. Şimdi örneklere bakalım. Şimdi buradaki x isteniyor bizden. E, ebenin uzunluğu x isteniyor. Bak bir köşegen verilmiş. Ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizelim hocam. Çünkü köşegenler dik kesiyor. E köşegenler dik kesiyor ve birbirini ortalıyor. Şu eşit, şu eşit. Hatta bu eşit, bu eşit değil mi? Evet. E tamamı 16 olduğundan bunlar ne yapacak? 8, 8 yapacak. E o zaman buraya 6 kaldı. 8, 8'den. E hocam burası 8 ise burası da 8, burası da 8. Pisagor. 6, 8, 13 genden cevabı ne buluruz? 10 olarak buluruz. Örnek 10, 10 çıktı. Geldik örnek 11'e. Bak bu sefer köşegen çizilmiş. Hemen diğer direkt diğer köşegeni çizmeyelim. Yani tamam çizin diyoruz ama önce verilen bilgileri şöyle bir kullanın arkadaşlar. Baktığınız soruda bir şey yapamıyorsanız bir şey çizimine gideceksiniz. Mesela burada. Hocam bu köşegen. E burası nedir? 45-45. E hocam burası da köşegen olduğu için 45-45. Aa bak burada bir dik üçgen var. 45, 90, 45 üçgeni. Hocam 3 üç kökki ise burası da nedir? 3 kökkidir. E sonra 8 iken burası da 8'dir. E 8, 8 ise bunun da tamamı 8 kökki yapmaz mı? Yapar. E o zaman ne oldu burada arkadaşlar? X artı 3 kökki eşittir 8 kökki olduğundan şu uzunluk. X'i de böylelikle ne buluruz? 5 kökki olarak buluruz. Evet örnek 11 böylelikle 5 kökki çıktı. Geldik örnek 12. Bak köşegen verilmiş. Bu verilen bilgilerle tamam bu şurası da 45 burası da 45 burası da 45 burası da 45 bu verilen bilgilerle herhangi bir özel açı yok o yok bu yok şu yok bir şey yapamıyorum o zaman ne yapacağım o zaman diğer köşegeni ben çizeceğim hadi çizelim diğer köşegeni köşegeni çizdiğimiz zaman ne oluyor köşegenler dik kesiyor ve burası 6 6 diye mi evet şu parçaların hepsi birbirine eşit hocam burası da 6 burası da 6 şimdi x'e bak e, x'e baktığın zaman şuradaki üçgende x'e ulaşacağını fark edebilirsin Evet buradaki üçgende de ne çıktı? Hocam 30, 90, 60 üçgen çıktı. E 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç yapar direkt? 12 yapar. 30'dan 90'a geçiş 2 kat olduğundan. Cevap 12 oldu. Evet geldik bir sonraki soruya. Yine aynı soru hemen hemen. 18 var, 15 var. Sonuca ulaşamıyorum. O zaman ne yapacağım? Diğer köşegeni de ben çizeceğim. Hop çizdim köşegeni. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Ve bunlar da birbirine eşit. E bu 18 ya. Hocam burası 9 burası 9. Burası 9 burası 9. E 15'i kullanacaksın. 15'e ait de burada bir dik üçgen var. E hocam buradaki dik üçgende bir dik kenar 9. Hipotenüs 15. Burası da ne olacak? 3 4 5'in katı. Yani burası aslında 3'ün 3 katı. Burası 3'ün 5 katı. E o zaman burası da 3'ün 4 katı. Ama 3 4 5'in 5 katına kadar bilmenizi tavsiye ediyorum. Burası 12 olacak. E o zaman 9 artı x eşittir 12 ise x'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Örnek 13 4 çıktı. Geldik örnek 14'ü. Şimdi bakıyoruz ki bizden şuradaki x uzunluğu isteniyor. Yani BE uzunluğu isteniyor arkadaşlar. E ne yapacağız? Vallahi köşegen köşegen de yok da 90 derece var. Burada da 90 derece var. E hocam ben buna ait buradaki 90'a ait ve şuradaki x kenarına ait bir 90 dereceye karşılık getirmeliyim. Ya da e, dik üçgene karşılık getirmeliyim. Hop şunu köşegeni çizersem bir pisagor bağıntısı oluşuyor mu? Oluşuyor. E hocam x kenar dik üçgenden 5 kök ki burası 5 kök ki burası. 5 kök 2 5 kök 2 kök katı burası kaç yapacaktır? 10 yapacaktır. Ve buradaki dik üçgende 6 10. Ne üçgeni oldu? 6 8 10 üçgeninden x'i 8 olarak buluruz. Ve bizden x deniyor. Cevap böylelikle 8 çıktı. Örnek 14 8 oldu. Geldik örnek 15'e. Aha geldik mi? 75 derece mi var? Evet. Kare sorularında bak dediğim bak geçerli. %99'unda tutuyor arkadaşlar. Kare sorularında 75 derece ya da 15 derece varsa hatta açıların hepsini yazalım isterseniz. 15, 90, burası 75, hocam burası da 75, burası 15. Bak 15, 75, 90'ı kullanamıyorsun. Şuradan çizsen haşa 4 taş bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. Buradan çizsen haşa 4 taş bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. E o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar o zaman köşegen çizeceğiz. Bak 15 derece varsa çiz köşe yeni kardeşim. Ama mantıklı olan köşegen çizeceksin. Şunu çizsen bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. Çiz bunu. Hem de x'e ait bir dik üçgen oluşmuş olur. Çizdin. E hocam burası 45 45 90 üçgen oldu. 4 kök 2 4 kök 2 kök katından dolayı burası 8 mi oldu? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam tamamı bak 45 75 dereceydi. Buraya ne kaldı? 30 kaldı. Bak x'e ait güzel bir dik üçgen oluştu. Hatta 30 90 60 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı kaç yapar? 4 yapar. Böylelikle x'i ne bulduk arkadaşım? 4 olarak bulduk. Dediğim gerçekten bu tür soruların %99'unda geçerli. Kare sorularında 15 ya da 75 gördüysen direkt köşe geçeceğiz. Ama mantıklı olan köşe geçeceğiz. Ve geldik örnek 16'ya. Yani bu sefer ne var? Açı ortaylık verilmiş. E hocam açı ortay. Tamam bu köşegen 45-45. Hocam burası da 45. E o zaman burası 22.5. Burası da 22.5. Valla 22.5-67.5-93 geni falan filan. Bunu boş ver. Bunu da genelde kullanmıyoruz. Yani nasıl ki 15, 75, 90'ı genelde kullanmıyoruz. Karede genelde 22,5, 90, 67,5 üçgeni de kullanmıyoruz. E hocam ne yapacağız? E burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Açı ortaylığı kullanabiliriz. Açı ortaylığı nasıl kullanabiliriz? <laughs> Atıyorum burası A iken burası da A. A iken burası A kök ki. Hocam bu üçgende kollar oranı tabanlar oranı deyip oradan bir sonuca ulaşabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yolda şu. E hocam açı ortay ya. Burası da 90 ya. Bak ne var burada? Açı ortayda kola dik çizmiş. E, diğer kola da ben bir dik çizersem. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit değil mi? Eşit. Yani x xken burası da x'tir. A 45 90 45 üçgen çıktı. x xken burası da x'tir. E ee, x xken burası kök katı olur. x kök 8 olur. Yani x'i böylelikle 8 bölü kök 2 olarak buluruz. Kök 2 çarparsam 8 kök 2 bölü 2'den cevapta ne çıkar? 4 kök 2 çıkar arkadaşlar. Yani x'i 4 kök 2 olarak bulur muyuz? buluruz. İşte bakın eski bilgiler yani üçgen bilgileri falan filan hep karşımıza bu şekilde çıkıyor. Evet gençler isterseniz olayı burada bitirelim. Çünkü buradan sonrasında da 34 soru var. Burada farklı bir mantığa giriş yapıyorum. O mantığı da bir sonraki videoda vereyim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani karenin devamında arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.